TSE'nin kendi laboratuvarını büyüttüğünü biliyorum. Özel laboratuvarların yavaş yavaş hem arttığını ve kendini büyüterek arttıklarını biliyoruz. Belki spesifik merak edilen konularda işte o tasarım aşamasında, danışmanlık aşamasında böyle ekstra testsel, deneyimsel şeylere de gidilebilir. Bunlarla uğraşan insanların sayısı da artar böylelikle. Belki de hem yönetmeliğe katkı sağlayacak insanların sayısı artar. Hem bizim de uzmanlığımız büyür ülke olarak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Biliyorsunuz Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı belgelerde laboratuvar testleri yapılmış olan bazı malzemeler ve yapı elemanları var. Onlar artık test edilmesine gerek yok. Oralardan yararlanılabilir ve özellikle benim bu camiadaki şirket sahiplerinden ricam, lütfen tasarım aşamasında danışmanlarla çalışın. Bina bittikten sonra danışman almanın hiçbir anlamı yok. Daha tasarıma başlarken danışmanlarla birlikte çalışmak size hem doğru tasarımda daha yapılabilirliği ve fizibilitesi mantıklı işler yapmanıza izin verecek, hem de doğru işler çıkmasına neden olacak ve maddi kayıpların önüne geçecektir. Buyurun lütfen. İsmim Sedat Şenol. Ben tesis yönetim ve işletimi tarafından geliyorum. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de tesis yönetim işletiyorum. İş Kuleleri gibi, işte Kemer Country gibi bir takım tesislerin, CNR gibi bir takım tesislerin yönetiminde bulundum. Şimdi aynı zamanda da yaklaşık 20 yıl kadar Deniz Kuvvetleri'nde çalıştığım dönemde de en son yangın okulu komutanlığı yaparak ayrıldım. Yaklaşık 5-5,5 yılda yangın eğitimi verdim değişik şartlarda. İngiltere'de ve Amerika'da eğitimlerini aldım vesaire. Şimdi şunu söyleyeceğim. Aslında neden söylenmedi merak ediyorum. PPP projeleri, genel anlamda PPP projeleri, şehir hastaneleri projeleri, tesis yönetimi ve bağlamında gözden geçirdiğimiz dönemlerde şartnameleri zaten kopya olduğu için oldukça iyi hazırlanmış, detaylarına girilmiş şartnameleri var. Aslında bu şartnamelere uyma konusunda da firmalara fazlasıyla bağlayıcı şartlar var. Buradaki problem şu. Bunu anlayıp uygulayabilmek. Yani çok büyük inşaat firmaları bile bunu anlayıp uygulayabilmekte zorlandılar. Halen de zorlanmaya devam ediyorlar. Bunun yanında tabii baskılar var. O baskılar da bu zorlukları arttırıyor. Bu baskılar içerisinde tedarikçilerin baskıları da var. Bu da bir takım yanlışlara yönlendiriyor. Şimdi sonuçta geleceğimiz yer yaptığımız tesislerin uzun yıllar hizmet vermesini sağlamak. Yani bir hastaneyi yapıyoruz doğru. 31 milyar dolar gibi bir ciro harcayacağız. O da doğru. Ama bu hastanelerin hizmet süresi ne kadar olacak? En az 30 yıl, 40 yıl hizmet etmesi lazım ki cevabı olsun. Toplumun cebinden çıkan paranın cevabı olsun. Onun için katılıyorum. Her aşamada danışman kullanmak lazım. Bir, tesisin gerçekten yaşayacağı dönemle ilgili. Tesis yönetimi ve işletimiyle ilgili mutlaka danışman kullanmak lazım. Çünkü mükemmel bir uçak yapabilirsiniz. Ama uçağınız bir havalanından yolcuyu alıp öteki havalanına götüremiyorsa, indiremiyorsa size bir faydası yok. Hastane içinde geçerli. İçeride binlerce hastanın yattığı bir periyotta yapamayacaklarınız var. Bunları önceden mutlaka planlayıp yapmış olmanız lazım. Onun için şimdi karşıda bir tablo görüyorum. Hastanelerde ölümler. Çaplar belli değil. Yani büyüklükler belli değil. Onun için yorum yapamıyorum. Yani 10 bin kişinin yattığı bir hastaneden mi söz ediyoruz? Yoksa 5 kişinin yattığı bir hastaneden mi söz ediyoruz? Onu şu anda görmediğim için yorum yapamıyorum. Ama sonuçta eğer tasarımınız doğruysa, uygulamanız doğruysa, efendim doğru da işletiyorsanız tesisinizde bugün bilinen yangın pasif ve aktif tedbirleriyle kazasız belasız 20-30 yıl geçirmeniz mümkün. Teşekkür ederiz katkınız için. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yani benim değinemediğim tarafı bazı baskılar tarafıyla kendisi belirttiği için beyefendi. Dolayısıyla bazı yani tedarikçi olarak bize düşünecek olursanız bizler müteahhite de iş sahibine de bilgi vermekle yükümlüyüz. Dolayısıyla arada kalıyoruz. İşin bize kalmamasını biraz da bundan istiyoruz. Biz en son aslında malzemeyi veren
doğru düzgün belki de uygulanmasına destek atan taraf olmak istiyoruz ama çok teknik tarafına bizler girmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de bazı şeyleri belirtemeyebiliyoruz. Peki, sonunda. Onur Yücel'e çok teşekkür ediyorum. Süremiz kısıtlı. Sorularınızı arada sormanızı rica edeceğim. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkürler. İkinci bildiri, Türkiye'de binalarda yangın güvenliğine yönelik altyapının genel bir değerlendirmesi başlığını taşıyor. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Sedat Altındaş tarafından sunulacaktır. Sedat Altındaş, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden yüksek lisansını tamamlamış. Ardından Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 2010 yılında doktorasını tamamlamış ve Bayındırlık Bakanlığı'nda, o zamanın adıyla Bayındırlık Bakanlığı'nda çalışan Sedat Altındaş 2011 yılından itibaren Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır ve benim doktora öğrencim şu anda sevgili hocamız. Teşekkürler ve buyurun. Ben teşekkür ederim hocam. Öncelikle bu toplantıda karşı karşıya gelmek güzel bir duygu. Katılımcılara da hoş geldiniz diyorum, dinleyicilere. Aslında pek çok sorunun cevabını, daha sorunların neden olduğunu burada göreceksiniz ama çözüm önerilerini burada bulamayacaksınız. Yani çözüm değil de sorunların kaynağını burada bulacaksınız. Bir mevzuatın sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için sağlam bir altyapının oluşması lazım. Bizim yangın yönetmeliğimizin ilk yayın tarihi, ulusal anlamda yangın yönetmeliğimizin yayın tarihi 2002. 15 yıl geçmiş. Şu anda aktif olarak kullanılan yangın yönetmeliğimizin yayın tarihi ise 2007. O üzerinden 10 yıl geçmiş. Tüm bu zaman zarfında yeterli bir altyapı oluşturulmuş mu? İşte ben burada bu sorunun cevabını aramaya çalıştım. 2007 kullandığımız yönetmelik 2009 ve 2015'te revizyon oldu. 2007-2009'da Füsun Hoca ile birlikte biz de bu işin içine oturduğumuz için, kaldığımız için geçmişini daha rahat biliyorum. Şimdi altyapı nasıl değerlendirmek lazım? Birincisi, ilgili kurumlar tarafından yasal düzenlemeler yapılmış mı, ona bakmak lazım. Bu kapsamda kesinlikle toplum kuruluşlarının aktif olarak çalışmasına bakmak lazım. Yeterli bilgi ve deneyime sahip teknik personelin varlığı önemlidir. Tasarım, yapım ve işletim aşamalarına ait denetimlerde yangın güvenliği ilkelerinin uygunluğu önemlidir. Laboratuvar ile malzeme ve tasarım standartlarının oluşturulması, teknik bilgi ve paylaşım platformu olarak süreli yayınların varlığı önemlidir. Bakalım yasal düzenlemeler ne alemde ilgili kurumlar kapsamında? Yangın yönetmeliğinin dayanak maddesi Sivil Savunma Kanunu'na yapılan bir ek madde. Bu maddeye göre yangınla mücadele için gerekli önlemler İçişleri Bakanlığı ve Barınma ve İskan Bakanlığı tarafından ortak hazırlanan bir yönetmelikle uygulanır denmiş ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek. Bu kapsamda da 2002 yılında yangın yönetmeliği hazırlanmış. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kapatılmış, Afet İşleri Genel Müdürlüğü kapatılmış, Türkiye Acil Durum Yönetim Genel Müdürlüğü kapatılarak yerine AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kurulmuş 2009 yılında. Şu ana kadar yapılan faaliyetlere baktığımız zaman AFAD'ın binalardan yangın güvenliği yönelik yaptığı herhangi bir çalışmayı yok, göremedik, ulaşamadık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bakalım, Barınma ve İskan Bakanlığı'nın yerine gelen. Çevre Şehircilik Bakanlığı yangın yönetmeliğini hazırlayan bakanlıklardan birisi. Özellikle yapım ilgili proje ve yapım ile ilgili maddenin hazırlanmasına görev almakta, uygulama esas olarak yazılı görüşler vermekte. En son da 2015 yılında revizyon yapılmış. Bundan sonra bir revizyon yok. Eğer bir yapımla ilgili bir sorunuz varsa bakanlığa sormanız lazım. Nasıl bir cevap geleceğini bilemiyoruz. Artı Avrupa Birliği mevzuatı var, yapı malzemeleri direktifi. Bunun da sorumlu kuruluşu. Bu kapsamda da Avrupa Birliği mevzuatlarını uyumlaştırarak yayınlamış. 2007 yılında yangın yönetmeliğini bu kapsamda revize etmiş. Daha sonra da yapı malzeme direktifi kapsamında komisyon kararlarını duyurmakta düzenli olarak. Birer tebliğ ile duyurmakta. Çünkü ondan beklenen o. Mevzuatı duyur, mevzuat uyumu tamamlamış, kabul ediliyor. İçişleri Bakanlığı'na baktığımız zaman
proje ve yapım ile ilgili konular dışındaki alanlarda İçişleri Bakanlığı yetkili. Bir de itfaiye teşkilatını hazırlayan bir yönetmelik hazırlanmış. Ancak biz 2007'de, 2009'da şunu çok önemsemiştik. Yangına mücadele tasarım aşamasından başlar. Bu nedenle itfaiyelerden uygun görüş alınmasını özellikle belirtilmişti burada. Çünkü tasarım aşamasından iyi bir denetim oradan başladığı zaman daha sağlam bir önlemler alınabilir. Nedense 2012 yılında Bakanlar Kurulu bir karar aldı. Bu uygun görüş alma zorunluluğunu kaldırdılar. Tasarımcının önünü açmak amaçlı olduğu ifade ediliyor. Ne için yapıldığını da bilmiyoruz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız var. Yangın yönetmeni hazırlanması aktif olarak destek vermemiş ama bir iş sağlığı ve güvenlik kanunu var onların. İş yerlerindeki iş sağlığı güvenliği sağlanmasını amacıyla hazırlamış. İki tane bunun alt yönetmeliği var. Başka yönetmelikler de olabilir ama bizi ilgilendiren bu. İş yeri, bina ve eklentileri alacak sağlık ve güvenlik önlemleri ilişkin yönetmelik. Baktığımız zaman askeri sağlık ve güvenlik şartları işveren tarafından yerine getirilmelidir. Net konmuş. Pasif yangın önlemlerine de yangın yönetmeliği hükümlerine atıfta bulunmuş. Aktif yangın önlemleri olarak da yangın tesisatının periyodik bakım ve kontrolünün yapılması istenmiş. Bunda da iş ekipmanları yönetmeliği hükümlerine uygulanıyor. İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği. Bu altyapının yasal ayağı çok da parlak olduğu söylenemez. Değişik sıkıntılar var. Sivil toplum kuruluşları ayağına geldiğimiz zaman genel olarak görevleri faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek dayanışmayı sağlamak, toplumu bilinçlendirmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ya da desteklemek, laboratuvar, test, istasyonu ve benzeri testler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak mevzuat ve standartların hazırlanması, geliştirmesi, katkı sağlamak. Bu genel olarak sivil toplum kuruluşları 3 aşağı 5 yukarı çoğunun içinde var kuruluş amaçlarında. Bunlardan en bilenin yangın TÜYAK, şu anda misafiriyiz ve sempozyumu düzenleyen kurum. Nedir? İşte yangından korunma ve yangınla ilgili mücadele ile ilgili faaliyet gösteren kişi ve kurum kuruluşları bir araya getiriyor. Çalışma arasında kurslar var, eğitimler, teknik yayınlar bulunmakta ve en önemlisi yangın güvenlik sempozyumu düzenlemekte. Bir görev var ve iyi yerine getirdiğini düşünüyoruz. Tesisat Mühendisleri Derneği var. Çünkü yangın tesisatı pasif değil de aktif önlemlerde yangın tesisatı var. Onlarda da 92 yılında kurulan bir dernek. Kurs, seminer, sempozyumlar düzenliyor. Yangın söndürme tesisatına yönelik de çalışmaları da bu faaliyetler kapsamında düzenlemekte. Pardon. İZODEL'imiz var. Isı, su, ses ve yangın yalıtımcı derneği. Yangın yalıtım alanında aktif. 93 yılında kurulmuş. Üreticileri bir çatı altına toplamayı amaçlanıyor. Yangın yalıtımı konusunda özellikle yayın, eğitim ve laboratuvar çalışmalarında aktif şekilde görev aldığını görmekteyiz. Bunun dışında adını sayamadığımız pek çok kurum ve kuruluşlar var. Eğer buraya koymadıysam özür dilerim. Çünkü bir bildirinin bir sayısı limiti var. O limiti aşmamak gerekiyordu. En gözüme çarpan TUMOP ve meslek odaları var. İnşaat Malzemeci Sanayi var, Türkiye İmsat. Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği. Yine Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği var. Ve pek çok kurum ve kuruluşlar var. Bunlar da kendi ölçeğinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani altyapıda yasal devlet kurumları ne kadar zayıfsa sivil toplum kuruluşları da tam tersi o kadar güçlü ve sağlam bir şekilde gidiyorlar. Personel ve eğitim dedik. Yangın yönetmenin hükümlerine uygunluk binalarda yangın güvenliği sağlanmasıyla olur. Bu basit. Yani bizim ülkemizdeki kural bu. Bunun baktığımız zaman tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli tüm birimlerin bu hükümleri iyi bilmesi lazım. Bu yüzden gerekli eğitim ve teknik bilgiye sahip olması lazım. Birincisi usta. Yapılan inşasında yangın güvenliği, hükümlere uygun imalatlar yapılması gerekli. Bir kurumumuz var, mesleki yeterlilik kurumu. İlk sunumda da değinildi. Ulusal meslek standartları var. Bir mesleğin başarıyla icra edilebilmesi için mesleki yeterlilik kurumu ya da kısacası MYK tarafından kabul edilen bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren askeri norm. Mesleki yeterlilik kurumunun faaliyet yayınladığı meslek standartlarımıza baktığında, standartlara bakıldığında yangınla ilgili yangın yalıtımcısı adı altında bir standart oluşturulduğu görülmüş. Yalnız bunu şöyle açıklayayım. MYK tek başına standart çıkartmıyor. MYK sektörden paydaşları bir araya getiriyor. Bu paydaşlarla standart üretiyor. Yani standardın içinde bir eksiklik varsa o zaman düzeltilecek çözüm şudur. Paydaşların arasına girmek ve bu standardı geliştirmek. Nedir bu yangın yalıtımcısı meslek standardı?
seviye 3 diyor. Bir kodu var. Yeterlikleri var. A1, A2, A3 diye bir yeterliği var. Birincisi yangın yanıtında iş organizasyonu ve iş sağlığı güvenliği sağlamak. Proje okuması falan bunun içinde de var. Tavanlarda ve döşemelerde yangın yalıtım yapmak. Duvarlarda yangın yalıtım yapmak. Tüm bu şartları sağlayan kişiye yangın yalıtımcısı unvanı veriliyor MYK tarafından. Önce tabii onu belgelendirmesi, sınava girmesi lazım. Bunun ilave olarak bir de çelik yapılarda, taşıyıcı elemanlarda ve sanayi yapılarda yangın yalıtımını biliyorsa buna bina yangın yalıtımcısı unvanı veriliyor. Meslek Yeterlik Kurumu tarafından bunların belgelendirmesi üzerine 2017 yılının Haziran'a kadar yapılan baktığımda web sitesine 4 adet kuruluşun belgelendirdiği görülmüş. Yani 4 adet kuruluş yangın yalıtımcısı belgesi verme yetkisine sahip sınav yapar. Ön lisans eğitimimize baktığımız zaman sivil savunma ve itfaiyecilik programının bulunduğu görülmekte. 2007 yılı itibariyle 21 üniversitede var bu. Yaklaşık 1680 kişilik kontenjanı var. Bu bilgi de ÖSYM'nin web sitesinden alınmış ama kaç kişi geliyor, kaç mezun veriyor onu bilmiyorum, ulaşamadım. Mezunlar da sivil savunma ve itfaiye teknikleri unvanı kazandırılmış. Lisans eğitimine geldiğimiz zaman, şimdi şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde proje görevli kişiler şunlardır. Tasarımı mimar yapar. Statik tasarımını inşaat mühendisi yapar. Mekanik tasarımını makine mühendisi, elektrik tesisatında elektrik mühendisi yapar. Bunların dışında tasarımda yetkili kimse yoktur. Eğer binalarda yangın güvenliğini önemsiyorsak bu kişilerin derslerinin içine, eğitim müfredatının içine bu konuların konulması lazım. Yani yangın mühendisliği kuralım, her şey güllük gülistanlık olsun demek biraz ütopik oluyor. Bunların eğitimine verilmesi lazım. Proje tasarım ve ilgili diğer derslerde konunun önemi ve gerekli öğrencilere anlatılmalı. Ama baktığımız zaman lisans eğitim aşamasında bu konunun yeterince işlenmediği görülmekte. Öğrencilere kısacası yangına güven tasarımla ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadan mezun olmakta. Sorunların bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Yüksek lisans doktor biraz akademik olduğu için ona değinmedim. Mesleki eğitim de var. Yani mühendis mezun oldu ya da mimar. Sonra devam ediyor hayatına. Fakat güncel bilgiler var. Düzenli olarak revize edilmesi lazım. Bunları bilmesi lazım. Bu kapsamda ilgili meslek odaları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli önlemler, eğitimler verilmekte. Mesela mimar odasının yangın güvenliği ve yangın yalıtım eğitimleri var. Fakat çok fazla mezun var, yani mimar ya da mühendis var ama bu eğitimler çok az. Yani genele yayılmıyor. Belli bir kesimde dar bir alanda kalıyor. Makine mühendislerinin bu kapsamda farklı bir çalışması var. Eğitim ve seminerlerin yanında bir de yangın tesisatı mühendislik yeterlik belgelendirme programı açmış vaziyette ve belgelendirme de yapıyor. Sınava tabi tutuyor. Eğer sınavda geçerseniz size mühendislik yeterlik belgesi veriyor. Yangın tesisatı yapma yetkisi veriyor. Yine bazı üniversite ya da çeşitli kuruluşların düzenlediği eğitim programları da var. Web'e baktığınız zaman görürsünüz. Tek tek buraya koymadım. Denetim, işte yangın yönetmenin en büyük sorunu, yangın güvenliğinin en büyük sorunu denetim. Nedir denetim? Tasarımdan başlamalı, yapım ve işletim aşamalarını kapsamalı. Yönetmelik ne diyor? Yapı ruhsatı verme yetkili veren birinden yangın söndürme, algılama, tahliye projelerini ve uygulamalarını yangın yönetmeni hükümden uygun olup olmadığını denetler. Uygun değilse yapı ruhsatı verme diyor. Eğer uygun olmayan imalat yapıldığı zaman da bunlar düzelinceye kadar da yapı ruhsatı ya da yapı kullanma izni verme diyor. Net. Ama nasıl yapılacak? Şimdi itfaiyelerden uygun görüş alma zorunluluğu kaldırıldı. İmara gidiyor. İmarcılar çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, ne kadar alanı kullandın diye bakıyor. Ama yangını bilmiyor ki. Yani neden bilen kişiden alıp bilmeyen kişiye yönlendiriyorsunuz? O da ayrı bir konu. Neden böyle bir karar alınıyor? Yetişmiş eleman... Bilemiyorum. Yetişmiş eleman azlığı var. Bir de her ilçede bunların yetiştirilmesinin zorunluluğu var. Bu da farklı, Sabah Abdurrahman Hoca dediği gibi farklı uygulamaları doyuruyor. En önemlisi de şu, tasarım aşamasında bir hata var, bina yapıldı, itfaiye geldi, şu eksik dedi. Örnek vereyim, merdiveniniz genişliği 100 santim, bu 150 santim olacak dedi. Bitmiş bir binada bunu nasıl yapacaksınız? İşte. Sorunlar. İşletim aşaması, bu yangın tesisatına sistemlere uygun çalışmamasından işletmeci sorumlu oluyor yangın yönetmeliğine göre. Baktığımız zaman elimizde iş ekipmanları yönetmeliği var. Yangın, orada şöyle bir madde var. Yangın tesisatı demeyeyim de elektrik tesisatı dışındaki diğer tesisatı. Yani bunun içine yangın tesisatı geliyor. Periyodik kontrolü makine mühendisi, makine ve metal eğitim bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine teknikler veya yüksek teknikerleri tarafından yapılabilir.
metal eğitimi bölümü yangın tesisatının kontrolü yapma izni verdi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani doğru mudur tartışılabilir. Baktığımız zaman iş ekipmanları yönetmeliğinde yangın tesisatı ile ilgili yangın tesisatı, hortumlar, motoboplar, boru tesisatı ve yangın söndürme cihazları var, kontrol periyodu var, kullanacak kriterler var. Mesela kriterlerde yangın yönetmeliği yok. Artık motopomplarda bizde yangın yönetmeliği öyle bir terim yok. Yangın pompası var. Orada da yine eksikler var ama en azından bir şey getirilmiş. Teknik altyapıya baktığımız zaman yangın performansı belirli olan ürünlerin kullanılması önemli. Yangın tesisat elemanlarının standartlara uygun olması önemli. Tasarımların mevzuat ve standartlara uygun olması. Teknik sorunların ve güncel gelişmeleri takip edildiği paylaşıldığı platformların olması önemli. Yapı malzemelerinin yangın performansına sahip olması, bu şekilde uygun şekilde yapılarda kullanılması önemli. Öncelikle yangın sınıfının belirlenmesi ve uygun yangın sınıfına göre yapıda uygun yerde kullanılması önemli. Nedir bunlar? Yangına tepki direnç, dış yangın yayılıma ait performans sınıfları. Yangın yönetmeni ilk yayınlandı 2007 yılında bu Avrupa yangın sınıflarını belirleyecek akredite bir test laboratuvarı yoktu. Biz bu yönetmelikte 2007 yılında çıktığı zaman bazı şeyler net ifade edilmemiş olabilir ama altyapı yoktu. Fakat altyapı kuruldukça artık bazı şeylerin netleşmesi de lazım yangın yönetmeliğinde. Yani bir sonraki revizyon aslında bunların netleşmesi gerekli. Günümüzde ise 4 adet laboratuvar var akredite yapı malzemeleri alanında. Türkiye için 2007'ye göre çok iyi bir rakam ama Türkiye ölçeği için daha düşük bir rakam. Nedir bunlar? Mesela yangına tepki alan yani malzemenin yanıcılık sınıflarını belirlemek üzerine 13.501 standartta 4 adet kuruluş. Elektrik kablolarının sınıflandırması ilgili 1 kuruluş. Yangına direnç alanında 2 ve 1 kapsamları burada. Dış yangın performans alanında 2 adet akredite test laboratuvarı var. Bunlar şöyle 4 kuruluşun bazı belli alanlardan akredite olduğu için 4 kuruluşun dağılımı bu aslında. Hangi alanlarda akredite olduğunu dağılımı. Tesisat elemanları var yangın tesisatı. Bu yapı malzeme yönetmeliği kapsamında. Aslında en kolay kısım bu. Avrupa Birliği bizim yerimizde bunları düşünmüş. EN normalini hazırlamış ve yayınlıyor. Biz de en kolay yaptığımız iş alıyoruz. Çoğu zaman Türkçe kapak, İngilizce içerikle yayınlıyoruz. Bu şekilde mevzuat uyumunu tamamlıyoruz. Bunlar belli bir program dahilinde yayınlanıyor ve revize ediliyor. TS işte Türk standartı olarak yayınlamakta. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bunların yürürlük tarihini yani eş varlıkların önüne diye iki standartın bir arada kullanması sonra öbür standartın yürürlükten çıkar son standartın yürürlükte kullanılmasını duyuruyor tebliğleriyle. Kapsam çok geniş. Ve peyderpey bunlar yayınlanıyor. Eksik alanlar yayınlanıyor. Mevcut olanlar da revize ediliyor. Bunların her biri ya da birkaçı mesela bir standarda denk oluyor. Yani yangın tesisatında da Avrupa normlarımız var. Tasarım standartları var. Yapısal tasarımda Euro kodlarımız var. Ancak aktifler Türkiye'de kullanılmıyor. Yani görmüyoruz yapısal tasarımda Euro kodların bina tasarımında, yüksek binalarda, çelik yapılarda görmüyoruz. 2000 ben bakanlıktayken bu başladı. 2005 yılında bir bakanlıkta çalıştay düzenledik. Avrupa Birliği'nden fonlarından faydalandık. Deprem ve yangın yalıtım üzerine iki tane uzman getirmiştik. Ama bir inir adım gitmedi. Ben onu benim şahsi düşüncem biraz depreme bağlıyoruz. Çünkü bizde güvenlik denince akla sadece deprem geliyor. Ve bu deprem tüm diğerleri boğuyor. Maalesef depremde de güvenli bir bina yapamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Eurokodlarımız yapısal tasarımda var. Ancak yaygın olarak kullanılmıyor. Yangın tesisatının aktif sistemleri tasarımında daha şanslıyız. Çünkü bununla ilgili Avrupa standartları var. Elektrik algılama için var. Sabit yangınla mücadele, işte köpüklü gaz söndürmeler gibi, sulu söndürmeler gibi alanlarda tasarım standartları var. Daha doğrusu mevcut standartların içinde tasarımla ilgili kurallar var. Orada da bir sıkıntı yok. Çok sıkıştığımız zaman Amerikan normları var, NFPA. O da çok geniş. Ancak TÜYAK'ın mesela yayınları var. Aktif sistemlerle ilgili ağacı da aydınlatma için bir el kitabı hazırlamış. Handbook. Duman kontrol için, yangın söndürme için. Yani orada dolu. Ancak pasif, boş. Yok. Pasifte hiçbir çalışma yok. Orası da bir sıkıntı. Yani ilk sunum yapan arkadaşımızın dediği şeylerin bir kısmı da burada. Boş bir alan burası. Süreli yayınlar çok önemli. Neden önemli? Mevcut bir olayların tartışıldığı platformlar bunlar. Yani eğer süreli bir yayınınız varsa
olaylar artık dedikodu mahiyetinden çıkıyor. Bilimsel temellerle tartışıyoruz. Yangın güvenlik dergimiz var. 1994 yılında kurulmuş. En son 193. sayısı elime ulaşmıştı. İZO dergi var. Yangın yalıtım üzerine. Yangın mühendisliği var. Şu an 3. sayısını dağıttı TÜYAK size. Çok önemli. Yani Türkiye için çok büyük bir, güzel bir başarı bence. Bunun dışında pek çok daha dergi var. Bununla ilgili yayın yapan ama bunların adında yangın geçiyor. Tek yangın yalıtımı, tek yangın mühendisliği, diğeri de yangın ve güvenlik. Bunlar da bizim için çok önemli katkı sağlıyor teknik altyapımıza. Sonuç olarak baktığımız zaman altyapıya yönelik çalışmalarımız mevcut. Ama kamuda yapılan çalışmalar sınırlı. Yani tasarım, yapım ve işletim aşamalarındaki denetimler üzerinde kamunun düzenlemeler yapması lazım. Personel eğitimine yönelik altyapı hazırlaması lazım. En azından buna bunu zemin hazırlaması lazım. Tasarımda kullanacak standartların, özellikle pasif standart üzerine standart ya da diğer dokümanlar hazırlaması lazım. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olarak çalıştığı görülmekte. Baktığımız zaman personel belgelendirme faaliyetleri, akredite laboratuvar kuruluşları ve yayınlanan teknik dergiler. Kısaca toparlarsak, yangın güvenliğiyle gelişmiş ülkelerle aramızda bir açık vardı. Bunu kapatıyoruz, hızlı kapatıyoruz ama bu açığın kapatması teknik bilgi ve altyapı ve yangın güvenlik kültürüyle oluyor. Yapmamız gereken açığı daha hızlı kapatabilmek için bir yol haritası çizmek, neler yapılması gerekiyor? Öncelik alanını belirleyerek bu kapsamda yoğunlaşmak. Benim diyeceğim bu kadar hocam. Sedat Altındaş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Elbette hocamıza katılmamak mümkün değil. Ben bu kez çuvaldızı batırmak istiyorum kendime. Mimarların bu konuda bilgilenmesi son derece önemli. Mimarlık fakültelerinde derslerin açılması artık bu bizlerin işi. Ben de bunun için 20 yıldır Mimarlık Fakültesi'nde zorunlu ders olarak yangın güvenliği dersi verdiğimi gururla söylemek istiyorum. Sedat Hocam'ın da teşekkür ederim. Sedat Hocam'ın da bu konuda ders açtığını biliyorum. Yine soruları alabiliriz kendilerini tanıtarak. Buyurun lütfen. Hocam çok net olarak her şeyi anlattığı için kimsede herhangi bir soru işareti oluşmamış. Buyurun lütfen. Merhabalar. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden katılıyorum. Aslında benim soru değil, sorun iletmek istiyorum. Şimdi sizin de bahsettiğiniz üzere hocam... Proje tasarımıyla alakalı tereddütte düşülen hususlarda bakanlığa danışmamız söyleniyor. Biz bakanlığa danışıyoruz ama bakanlıktan bize gelen cevap yönetmeliğin ilgili maddeleri tekrar olarak geliyor. Çözüm yolu bulamıyoruz. Yani biz de mağdur oluyoruz bu durumda. Yatırımcı da mağdur oluyor. Çözemiyoruz yapıları. Yönetmelik yetersiz kalıyor çok büyük yapılarda. Eski bir mensubu olarak Sedat Hocam bir şeyler söyleyecektir Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın. Cevap değil de şöyle, biz bir komisyonduk bakanlıkta, yangın komisyonu. Ben sonra üniversiteye geçtim. Oradaki arkadaşlarım var. Fakat arkadaşlarım o kadar hızlı yer değiştiriyorlar ki çoğu zaman aradığım yerde bulamıyorum. Ve hiçbir yangınla ilgili değil şu an. Ve bu bir top gibi, sorun gibi. Hem onları oradan alıyorlar hem de o sorunu da istemeyen insanların üstüne yıkıyorlar. İnsanlar da bu sorundan kaçmak için bir şekilde çözüm üretiyorlar. Siz diyelim bir yıl önce bir yazı yazdınız, o A kişisine gidecek, cevap verecek. Bir yıl sonra B kişisine, bir yıl sonra C kişisine gidecek. Yani o yüzden onlar da suya sabuna dokunmadan bir cevap verecekler. En kolayı da yangının yönetmeyi şu maddesine uygun yapın deyip geçmek. Görevinizle bağlantı kurarak söylüyorum. Yani evet bakanlık bunun yönetmelik işinin sorumlusu ama bunu özel sektörle beraber yapabilmesine engel neydi zorlayken bu nasıl gözlemlediniz? Bu ne? Veya oluşabilir mi günün birinde?
Tam anlayamadım sen soruyu. Yönetmelik çalışmalarını yaparken komisyonunuz vardı. Özel sektörle ne kadar entegre olabiliyordunuz? Olabiliyor muydunuz? Bu gelecek içinde mesela planlananlarda sizce bir öngörünüz var mı? Bunun iş nasıl yapılacak mesela bundan sonra? Bu yönetmeliğe 2004 senesinde dahil, 2003-2004'te dahil olduk. 2007 yönetmeliğinin maddelerini kurumlara yolladık, özel kuruluşlara. Cevap geldi. 1000 taneye yakın cevap geldi. 1000'e yakın. Onları ben Excel tablosunda topladım. Tek tek tasdifledim. Gelen cevaplar genellikle iki türlü oluyordu. Bir üreticidir, yani mesela belli bir üretici. O üretici ürünü satmak istiyor ve ona uygun şeyler yapıyor. Ya da çalışan bir kurum var. Çok iyi, sağlam çalışan bir kurum var. Bir cevabı var. Üretici dernekleri onun kapsamında olan üretici dernekleri de bunun cevabını alıp copy paste yaparak geliyor. Mesela bazen bir görüş 10 farklı yerden geldiği oldu. Bunları ben tek tek tasdifledim. Daha sonra burada komisyon üyelikte toplantıdayken bu görüşleri tek tek sunduk. Hepsi tartışıldı. Yani kimin görüşler alındı, sonra değerlendirilip kondu. Ama bu 2007 yılıydı. 2007 yılında Türkiye'de akredite test laboratuvarı yoktu. Türkiye'de yangına direnç laboratuvarı yoktu. Bir de yangına direnç kavramı yoktu. Şu anda bununla ilgili laboratuvarlar var. Bir altyapı oluşmaya başladı. Şu anda belki pek çok şey yeniden yönetmek için de değerlendirilebilir. Ama bunun için de Sabah Abdurrahman Hoca'nın dediği gibi herkes dokunmamalı buna. Çünkü saatli bomba gibidir. Yani dokunduğun zaman pek çok şey yapılabilir. Ben yönetmekteyken şu kriteri aldım. Kesinlikle malzeme ismi zikretmemek lazım. Bizim yangında malzemeli işimiz yok. Plastik, tuğla, gaz, beton benim ilgilendirmiyor. İsteyen istediği kullansın. Benim için önemli olan yangına tepkisi, yangına direncidir. Ama ne zaman malzeme ismi zikredilirse işler karışmaya başlıyor. Böyle bir durum oldu. Bilemiyoruz artık. Yani imkan verirse yine katılırız ama kısa vadede zannetmiyorum yangın yönetmeliğinde bir revizyon olacağını. Bu konuda ben de bir şeyler eklemek isterim. 2003-2009 yılları arasında bakanlıkta bu komisyon içerisinde yer aldım. Ve bazı maddeleri, yapı malzemeleri, yapı elemanları, çatılar gibi maddeleri yazarken literatürde karşılaşacaksınız. Sedat'la birlikte yazdığımız makaleler var. Yaklaşık 30 ülkeyi değerlendirerek yazdığımız maddelerdi. Fakat 2009 sonrasında biz de bilmiyoruz. 2009'dan sonraki değişikliklerde hiçbir akademisyenin yer almadığını biliyoruz. Ancak ben yine kendi üstümüze düşen ve diğer hoca arkadaşlarım da mutlaka yapmıştır. Üzerimize düşen görevi yerine getirmek üzere karşılaştığımız sorunları, sürekli aldığımız problemleri 10 sayfalık bir problem olarak bakanlığa ilettik ama hiçbirisinin ne yazık ki dikkate alınmadığını gördük. Bilmiyorum, burada Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri var mı şu anda muhatap olarak bulabileceğimiz. Umut ediyoruz dışarıdadır ve diğer salondadırlar ve biz de onlara bunları yöneltme şansımız olur. Size katılmamak mümkün değil. Evet, bana da bazı sorular geliyor. Bakanlıkta eskiden bu konu üzerine gerçekten master'ını, doktorasını yapmış Sedat hocamız gibi çok sayıda insanla çalışma şansına ve yetiş-